içini karartma pambıklerim ya. Allah Allah, daha çok çalışacak. Ha, inadına. İnadına böyle daha da çok çalışacağız. Daha da çok çalışacağız ha. Geçmiş olsun pambık lady. Senin rüya bitmiş. Aa, ne bitmesi be? Daha yeni başlıyoruz biz. Ya bırak Allah aşkına yenge hanım, şunu gaza getirme ya. Kalender Ağa'nın aday gösterildiği yerde sizin borunuz mu öter ya? Nal toplatır size, nal. He, Kalender Ağa hiçbir şey yapamaz. Ben onu tarihe gömeceğim, tarihe. Handan, görersin. Nereye gömeceksin, nereye gömeceksin, tarihe gömecek? Ya kara haline sen kimi gömüyorsun ya? Bırak elinin hamuruyla erkek işine karışmayı ver. Bir dakika, o ne demek Baran? Yani biz kadınız diye hiçbir şey yapamayacak mıyız? Yaparsınız kurban olduğum. Evin içinde istediğinizi yaparsınız. Bana bak, beni sinirlendirme. Sen çok oluyorsun ama ha. Ya bu ülkede erkek ne yapıyorsa kadın da yapabilir. Görürük yapabiliyor mu yapamıyor mu? Ya ben artık sıkıldım da erkek egemenliğinden. Ya devamlı kadınları küçümsemenizden, aşağılamanızdan. Göreceksin. Muhteber annem kazanacak. Kız! O da benim gelinim. Duydun mu karını Baran Efendi? Duyup geçer ol bana, geçer ol bana. Gel, gel. Aferin benim güzel gelinim. Aferin canım benim, aferin. De geldi otur. Ki yani biz duranlar olarak bozuklardan daha kalabalığız. Kimler dedin, kimler? Biz diyorum, duranlar. Vay senin o duranlar diyen diline kurban olurum. Orada bir dur. Kurban olurum da sen ne yaptığının farkında mısın gülüm? Yani babana karşı onun rakibini mi destekliyorsun? Tabii ki desteklerim. Ya sen beni hiç mi tanımadın? Ya kim ki haksızlık yapıyorsa ben onu karşıma alırım. Bu babam bile olsa. Ya gülüm saçma sapanlama ya. Kalender Ağa'nın aday olduğu yerde bize düşen bellidir. Neymiş ki ona? Muhteber Duran, Kalender Ağa'nın lehine adaylıktan çekilecek. Ve bizler aşiret olarak Kalender Ağa'yı destekleyecek. Olay kapanmıştır. He, yani şimdi buna sen mi karar veriyorsun Baran Efendi? Ha? Karşımda Duran aşiretinin ağası Baran Duran duruyor. Ben ne dersem o. Hey pabucumun ağası. Lan ağalık bitti bitti. Beylik bitti gitti. Ya sen kim oluyorsun da bin yıllık duraya karşı geliyorsun? Ha ben kim olduğumu biliyorum da, sen kim olduğunu biliyor musun? He? Ya yürü git bir karıyla değilsin de zaten helalime rezil ettin bizi. Kardeşini otur, otur, dur yerde. Oturmayacağım, oturmayacağım Baran Efendi. Ama oturtacağım. Evet. Dua et ablamsın. Dua et. Kalk şirin gidiyoruz. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Ben burada Pamuk Lady'mle kalacağım. Duydun mu karını? Baran Efendi. De haydi. De haydi yıkıl karşımda. Yıkıl, yıkıl. Kız! O da benim gelinim. De haydi bir kez daha sarılabilirsin bana. De haydi. Hadi gel canım. Oy ne tatlısın. Aferin. He, tamam hadi gel. Otur. Geldi baban, ay, geldi ya. Vallahi bize yakışan da buydu. Sağ ol benim bacım, sağ olasın, sağ olasın. Asiye, Asiye, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun benim kızlarım, sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ben babam, Allah utandırmasın. İnşallah benim babam. Benim babam, beni böyle inceden bir arada bıraktın ama olsun arkandayım vallahi. Tebrik ederim, dönürüm. Dönürüm ben. Hayırlı olsun babacığım. Sağ ol, Hazarım, sağ olasın.
Benim babam senin aday olduğunu öğrenince köylü çok mutlu oldu değil mi? Ne diyorsun benim oğlum? Ne? Ortalık böyle bayram yerine döndü. Bitti artık bu iş. Allah'ın izniyle bu seçimden alnımızın ağıyla çıkarın artık. İnşallah. Ay inşallah inşallah. Peki müteber karısı ne yaptım? He? Mosmor oldu değil mi? Ne diyorsun? Renkten renge girdi böyle. Oh canıma değsin oh. Ama ya merak etmeyin sanki içimden bir his Möhteber'in geri çekileceğini söylüyor. Baran kendiyle konuşmaya gitti biliyor musun? Ya Hazar oğlum sen okumuş etmiş adamsın. Şimdi ağam kesin başkan değil mi? Yok Ayşe Ana o işler belli olmaz. Neden belli olmasın ya? Niye ağamı seçmesinler ki? Herkes ağamı çok seviyor. Ama işte o işler sevgiyle bitmiyor. Ah! O müteber karısı sağda solda ahlaksız tekliflerde mi bulunmuş insanlara? Ah! Ya yok biz öyle demeyelim de. Sus! Ben anlayacağım anladım. Açın lan! Aç 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 aç! Bak işte! Gel bakalım Baran gel. Ne ettin? Ablanı ikna edebildin mi? Ne ablamı ne karımı ikna edemedim. Nasıl yani? Karını derken? Şirini. Ablamı ikna edim derken... Karımdan oldum karımdan! Ne? Ne? Nasıl yani Baran? Şirin, benim kızım Möhteber'i seçti düğün, öyle mi? Hey Allah'ım ama bu. Hem de gözümün yaşına bile bakmadı. Yalnız ortada garip bir durum var. Şimdi normalde kızlar kocalarıyla kavga etti mi direkt baba evine dönerler. Ama sen direkt kaynata evine dönmüşsün dayıcığım. O nasıl yapacağız? Gitmeyin üstüne, gitmeyin üstüne. Geçmiş olsun dayıcığım, geçmiş olsun. He yeğenim he. Karılar bizi madara ediyor işte. Karılar bir oldu. Yuvamı yıktı. Yuvamı yıktı. Vah benim dayıcığım vah vah vah. O iş öyle değildir ya. O müteber karısı kesin benim kızıma duygu sömürüsü yapmıştır. Benim kızım da tabii duygusal, yufka yürekli, dayanamamıştır. Aynı ben. Vallahi orası hiç belli olmaz yenge. Yani Möhteber Şirin'e bir vaatte bulunmuş olabilir. Belli mi olur? Ya hadi Müselim abi ya. Möhteber karısı benim kızıma ne gibi bir vaatte bulunabilir ki? Yani her şey olabilir. Ya bir müdürlük, bir şeflik. Her şey olabilir yani. Ama işte o işler sevgiyle bitmiyor. Demek öyle. Nereye? Allah Allah. Neyse. Ah dayıcım. Evet ah dayıcım. Kız ne? İnayayım mıyım ben? Ha? Şirin neden Möhteber ablamın tarafına geçti? Bu işten menfaatiniz ne? Ya Allah aşkına apır sapır konuşma Ayşe ya. Kız sen Şirin'i bilmiyor musun? Asi işte aynı ben. Kesin o Baran'a inadından gitmiştir Möhteber ablanın yanına. İnayi değilim ben. Hepiniz pastadan payınızı alacaksınız. Bir ben Kutlu Karşı ırılıp avcını yalayacak değil mi? Ya Ayşe bir git, bir git. Valla zaten benim kızım can düşmanımın safına geçmiş sinirim tepemde. Ha bir de seninle uğraşamam ben. Aa. Siz hele durun, durun. Benim de Kutlu Karşıysam sizi edeceklerimi biliyorum. Oh! Ara, sen kimsin ki be? Ya sen kimsin bro? Benim Kutlu Karşı'nın bu düğün. Safiyon! He, benim kazanacağımı anladın. Suikastten geldin ha. Şşş, sessiz ol.
Sana hayatının fırsatını sunmaya geldim ya. Yeri git gittik ya. Senin kime ne hayrın dokundu ki şimdiye kadar? Sen anca o Asiye yılanıyla benim kuyumu kaz. Möteber abla, sana başkanın altın anahtarını vermeye geldim. Neymiş ki ne anahtar? Benim Gucci'm, Gökhan'ım. Eğer o seni desteklerse başkanı olmuş bil. Ha senin Gökhan şimdi babası dururken benim niye başkanlığımı desteklesin ki ne? Ya çünkü sen onu zabıta müdür yapacaksın. Ne yapacağım, ne yapacağım? Zabıta müdür yapacağım, bekçi müdür, bir müdür işte ya. He de şimdi onu müdür edeceğim, o da bana destek verecek. Bak düşünsene, Gölender Ağa'nın oğlu bile, Möteber'in gumasının oğlu bile seni desteklerse millet başkasına oy verir mi, vermez sana verir. Dede gel kurtuk ya. Sen kendi menfaatın olmasa o insan kişiler ahamda böyle bir yudumcuk su bile vermezsin ha. Ha ama şimdi tabii ki burada benim menfaatim de söz konusudur. Hocam anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Tamam. Ay canım. Ay kudüm canım canım. Tamam. Canım canım canım. Hadi ben geç kalmayayım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi git. Hadi git Ayşe. He, hadi git. He, hadi git Ayşe. Hadi git Ayşe. Başkan Mehteber. Mehteber başkan. Mehteber. Ne oldu ana? Neymiş şu konuşacağın önemli mevzu? Öpün bakayım elimi. Öp 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 öp. Öp. Hayır mana ne oldu? Ya bir otur şöyle ya. Evet. Çocuklar ben çok düşündüm. Nasıl ayakta kalırız? Kendimizi nasıl kurtarırız? Çok düşündüm. Kız ana ne oluyormuş ya? Dünya değişiyor. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Herkes güçlünün tarafına geçiyor. Ağalıklar, beylikler birer birer yıkılıyor. Kız ana, Möhteber Ana'nın konuşmasını dinledim. Ağalıklar, beylikler. Bakın, Şirin bile Möhteber'in tarafını seçti. Sebep? Sebep? Sebep çok basit, kendi çıkarı için. Anladın Möteber'in güçlü olduğunu, onun tarafını seçti ya. Anam sen bizi gece gece buraya neye çağırdın? Gözün yüzü açmak için çağırdım Afet. Sen bana baksana. Sen bu hayatta ne olmayı düşünüyorsun? Ha? Ana olamadın, baba olamadın. Gökhan sen bu hayatta ne olacaksın? Hayda. Ana neler çıktı şimdi bu konu? Bak ben her şeyi düşündüm. Senin elinde bir mesleğinin, bir işinin olması gerek. Bu yüzden de yarından tezi yok, Möteber ablamın destekçisi olacaksın, tamam mı? Allah Allah! Saçmalama ana. Niye durup dururken Möteber anayı destekleyeyim ki? Durup dururken değil Gökhan. Ya? Sen onu destekleyeceksin, o da seni zabıta müdürü yapacak. Zabıta mı? Valla gittim kendisiyle konuştum, sözünü aldım. Ben başkan olur olmaz Gökhan'ı zabıta müdür edeceğim dedi ya. Ben de sırf bir müdürlük için babamı satacağım öyle mi? He, satacaksın tabii. Baban şimdiye kadar sana ne verdi Gökhan? Holdingin başına mı geçirdi? Ayu. Aşiretin başına mı geçirdi? Ayu. İşte bu yüzden sen hep buçuk kaldın. Olsun. Babam o benim, babam. Sırf bir müdürlük için böyle bir şey yapılabilir mi ya? Hayatta yapmam. La yapmayacaksın da ne yapacaksın ha? Sen hep bozukları koççuyu olarak mı kalacaksın Gülkan'ım? Tamamdır ana, biz varık. Biz de gayrı bir möhteberçik. Biz de bir pambık leydik. Olmaz diyorum, anlamıyorsunuz mu? Olmaz. Çıkarın şu saçmalığı aklınızdan ya. Allah Allah. Afet. Ana. Top sende yavrum. Bütün cazibini kullanarak Gökhan'ımı kıvama getireceksin, tamam mı? O iş bende ana. Sabahın hazır evelallah. Aferin kızım. Ay ben isimle anamın yanında annene gel. Zabıta müdürü Gökhan Bozok emir ve görüşlerinizde hazırdır. Kızım var ya, bildiğin zehirli sarmaşık.
Bir şeysin Allah canı dalmıyor seni. Ay anam. Tüveci buyuruyorsunuz, şımarıyorum zar. Herkesin bir meciyeti var ana. Benimkisi de ekna. Afet. Ben de eskiden öyleydim valla. Kalender babanı böyle parmağımda oynatırdım ama şimdi ne olduysa anlamadım. Şimdi aha bu da var, aha ben hiç bir farkımız yok. Olsun. Ne yapıyor? Gidiyoruz mu? Yok. Siz gidiyorsunuz, ben burada kalıyorum, tamam mı? O niye ana o? Ha? Sen bizi postalayıp ne iş göreceksin burada? Afet. Afet azıcık kafanı kullan, kafanı. Kafanı kullan. Eşeğimizi sağlam gaza bağlamamız lazım. Şimdi siz Möhteber ablamın yanına gideceksiniz, tamam mı? Ben burada kalacağım. Böylece Möhteber ablam kazanırsa da biz kazanacağız. Aham kazanırsa da biz kazanacağız, tamam mı? Sen ne oldun böylece? Büyüdün de kutlu kaşemi oldun. Sen büyüdün de stratejilerimi geliştirdin. Geçti geçin. Evet evet. Ya senin haberin yok. Benim bir bu kadar da yerin altında var. Neyse hadi gidelim de ama pamuk lejinin safına geçtiğini söyleyeyim, tamam mı? Abul. Söylemeden gelsek olmuyor mu? Olmaz. Olmaz. Sen söylemeden babana inanmaz. Hadi gidelim. Hakkınızı helal edin o zaman. Helal olsun yavrum, helal. Ha şey diyeceğim. Bu arada ağamla konuşurken ben ilk kez duyuyormuş gibi davranacağım. Tamam mı? Şimdi can kusuruma bakma oğlum. Niye kusura bakayım ki ana? Çünkü o sırada biraz hırçınlaşabilirim malum. Anamsın sonuçta, ne kadar hırçınlaşabilirsin ki. Geçiyorsun ha? Seni hadi güttük. Seni hayin evlat, seni doğuracağıma daş doğuraydım. Daş yok mu daş? Ayşe bir dur. Bırak o elinden şimdi, bırak elinden şimdi. Bir sakin ol, bir anlayalım bakalım şu işin esası nedir? Yalan. Sen aslını maslını ne yapacaksın? Baksana herife. Gözümüzün içine baka baka Möhteber ablamın yanına gideceğim diyor. Hem de müdürlüğü için ya. Seni doğuracağıma daş doğuraydım ben. Sana emiklettiğim sütler fitil fitil burnundan gelsin inşallah. Ana! Adını anma bir daha. Bir zabıta müdürlüğü uğruna tutup babanın sırtından hançerli yüzün öyle mi? Yazıklar olsun sana. Benim senin gibi bir oğlum yok artık. Zaten beni oğlun olarak gördün mü vardı baba? Ancak göç çök aşağı, göç çök yukarı. Ne aşirete emanet ettin, ne de holdingi. Bak Möhteber Hanım'a, bak. Beni adam yerine koydu, adam. Bak. Laflara bakam ya. Bunlar Möhteber ablanın lafları. Kesin o garı dolduruşa getirdi benim evladımı. Belli. Aklına fena girmişler. Ha git oğlum. Hadi yolun açık olsun. Git de ağzının payını al oradan. Ama bak bir daha pişman olup da buraya dönersen havanı alırsın, havanı. Bizim zaten öyle bir niyetimiz yok hanım. Haydi size iyi günler. Geç yerine. Geçin. Vallahi hırsız kazanmıyorum ya. Benim oğlumu sen baştan çıkardın. Onu sen ikna ettin. Zehirli karmaşık. Ayşe. Bir dur. İn aşağı Ayşe. Yeter. Yeter artık. Yıkalı karşımdan. Ayşe yeter de yeter dedi. Yeter işte yeter. Allah Allah. Ulan sen bana sabır ver ya Rabbi. Başka saf değiştirme isteyen var mı?
benim güzel kızım. Şişt, Mıstık, neye bakıyorsun lan? Mıstık, de bakalım dışarıda pambuk lady için neler söylüyorlar? Vallahi Çukurova'nın yeni umudu diyorlar. Şöyle bir fotoğrafını koymuşlar. Aman! Kız! Ve vallahi de hükümet gibi bir karıyım ha! Kız maşallah, maşallah! Ay nazarlardan saklasın beni. Ay evet. Maşallah bana. Maşallah. Bana bakın kartkarlar, kısa sürede ne çok sevenimiz oldu değil mi? Kalender ağamın da sonu yakın sayılır ha. Hacamat edecek onu. Hacamat ne ya? Kamille teyzeciğim diyorum ki yani bu kadar ağır konuşmasak. Aa, bu ne be? Daha dur bakalım. Bozuk erkeklerinin ve de benim hain olan Kamil'im var ya, onu hep birlikte hepsini birden diz çöktürecek. Ay inşallah. Vallahi Kaan'ın henüz bırak diz çökmeyi arayıp sorduğu bile yok. Hayın kıvırcık. Kız sus. Dur bir bekle biraz be. Daha onlar hiçbir şeyin farkında değil. Allah Allah, öldürücü darbeyi yediklerinde akılları başlarına gelecek. Burak Kamil ona, canlarını okuyak. Canlarını okumak ne demek? Vallahi doğurduklarını anda pişman edeceğiz ha. Bizi hafife almak ne demek gösterecek onlara. Evimizdeyim gülüm, yanına gelemiyorum. Allah rızası için gel de bir gül cemalini göreyim. Siti kız, hayırdır sen herhangi bir yorumda bulunmadın? Ne konu açısından diyorsun? Bu konu açısından. Haloyu al aşağı etme mevzu açısından diyorum. Edeceğiz yoksam yok. Evet evet edeceğiz edeceğiz. Kız canlarını okumak ne demek ha? Doğduklarına pişman edeceğiz ha. Ablasına karşı koymak ne demekmiş göstereceğim ben ona. Vallahi. Yani Mehteber anneciğim diyorum ki sanki Baran birazcık arada kalmış gibi. Bu kadar yüklenmesek mi? Vah! Siti kız! Sen ilk günden yelkenleri suya indirdin, ne yaptın? Ya bence aşırı tepki veriyorsunuz ya. Vah! Nasıl bir tepki? Bana bak, dağlar kızı haydi. Sen bizimle beraber mısın, değil misin? Haydi bakayım, kararını ver. Anası kılıklı, sevimsiz. Bana bak! Sakın o kara koyunu affetmeye kalk. Bak kalenderin de tarafına geçme. Vallahi yoksam seni şiddetle cezalandırmak zorunda kalırım. Ona göre. Yok ya anne, ne alakası var şimdi? Ben şu çaylarınızı en iyisi tazeleyeyim. Haydi, haydi. Haydi. De haydi, çabuk. Yalla. De haydi. Yalla. Kız, nereye gidiyorsun? Anda o yanına. De haydi. Ben bu çiçeği burnunda yeni geline hiç güvenmiyorum. Her an dayanmayı bırakabilir. Dedikodu sevmem ama bu bir gerçek. Anasının kızı ne yapacak? Bir daha sensiz uyumak istemiyorum ben. Baran dur. Görecekler şimdi. Görürlerse görsünler ya. Nikahlı karım değil misin? Onlara ne? Ya Baran, bizi cezalandıracaklar diyorum. Diri diri böyle gömecekler, kesecekler diyorum. Vallahi isterlerse kuru destelilere tutsunlar. Bu nedir, yetti bre? Kalender zulmü bitti, şimdi Mühtemel zulmü mü başladı? Ya var ya, bir görsen. Amazon kadınlarına döndüler iyice. Hiçbir şey görmüyor gözleri. Ya kalbim, görüyorsun kimin tarafını tuttuğunu. Ama sen de haksızsın Baran. Yani şu içindeki ağayı biraz zapt etsen aslında. Öyle mi? Peki içimdeki aşık Baran'ı kim zapt edecek? Ha, yakaladık! Siz! Demek sen bizim içimize sızmaya kalkıyorsun ha? Abla bir dur bre! Sen de düşmanımızı koynuna alıyorsun öyle mi? Ne düşmanı kız? Ben onun kocasıyım. Değil artık değilsiniz. Ben sizi ayıracağım. Anne dur, hadi bana beni de iyi yarışın. Ay, ay, bizi o ihanete etmeden önce düşünecektim Baran efendi. Değil de şimdi değil. Baran! Şirin! Yok! Dur! Gel Baran! Şirin! Haydi, haydi! Durun! Bir yan! Haydi! Yürü kaçın! Nereye çekin?
Anam, hele sen gelsene, iki dakika konuşak. Konuşak yavrum, konuşak evlat. Hayın! Sen de ha burada mısın? Merak etme, gideceğim ana. Ama gitmeden önce de iki çift laf edeceğim. Asıl benim sana iki çift lafım var, burada bekle beni. Aslanım, edilecek bütün laflar edildi. Biz haydi gittik, yolcu yolunda gerek. Yok! Bekleyek bakak, anam son sözünü söylesin. Daha ne diyecekse. Allah! Sabunun ya! Sabunun! Sabunun! Yaktım sizi! Yaktım hainler! Demek sen babana gazı katıyorsun ha? Demek sen babana gazı katıyorsun ha? He? Hain bu, hain! Hain! Tamam, dur kız, ne diyorsun sen? Hele sen hiç konuşma! Allah! Hiç konuşma! Allah! Anam, kız kafayı yedin. Dünürüm, bir şey yapmayacak mısın ya? Hakikaten abi ya. Bravo, elleşmeyin. Ne halleri varsa görsünler. Kızım kafayı yedin sen. Senin kafanı yiyecek şimdi ben. Kolayla geliyor. Aç, gel kal, kapat. Öz kapıyı. Açın kapıyı, açın da kapıyı. Açın kapıyı dedim seni dönetler. Yaşar ya, hadi bana niye böyle fıydırdık yine? Ne bileyim ben ya? Acaba hakikat mi denlendi ya? Vallahi şaka yapıyor gibi görükmüyor ha. Ya Gökhan, afet açınca ananızım ben, ananız. He fışık, açalım da bize kıyma kebap et değil. Ya afet, ne karıştırıyorsun şimdi kıymayı kebabı ya? Şov yaptım ben, şov şov. Şov mu? Ne şov ana? İnsan şov olsun diye oğlunun kafasını yermeye kalkar mı? Ya oğlum, deli misin sen ya? Baba arkasından fırıldak çevirdiğimizi anlamasın diye ettim. Yoksa deli miyim ben? Niye balayla kovalayayım sizi ya? He canım, zaten Nurma da hiç yapmadığım bir şey. Hadi hadi, neyse. Şimdi balınızı, bırtınızı toplayın. Doğru Möteber ablamın evine, tamam mı? Ayşe! Demek siz beni terk ediyorsunuz ha? Hayda, başladık yine de. Buyur kaç Gökhan, kaç! Kaçmayın! Kaçmayın! Ya niye bakıyorsunuz suratıma? Hadi kaçsanıza. Değerlem, sen de bir karar ver artık kız. Kaçak mı, kaçmayak mı? Kaçın, eminim ve son kararım. Hadi. Yeter lan, yeter, yeter. Allah'ıma kitabıma bu konu atamayın, buna döndüm ya. Ayşe! Kaçmayın! Ayşe! Kaçmayın! Ayşe! Kaçmayın! Kaçmayın! Sen karışma Türkmen abla. Bırak beni Türkmen abla. Bu aile işi bir mesele. Ayşe! Ne yapayım yani? Bırakam da çocukları parçalayacağım mı ya? Çocuk mu? Çocuk mu? Böyle bir çocuk doğurmuş olamam ben. Çocuk değil, düşman bu. Kim bilir, belki de ben doğurmamışımdır. Möteber abla doğurmuştur ha. Tutma. Tut beni Türkmen abla. Tut, evlat katil olacağım yoksa. Ayşe, tamam. Yeter ya. Yeter, dur. Duramıyorum. Duramıyorum ya. Sen beni biliyorsun Türkmen abla. Ben bu balayı elime aldığımda kendimi durduramıyorum ya. Tutma beni. Tutma. Ayşe. Tutma. Ayşe. Ayşe, tamam yeter, yeter yani. Siz daha dönek değilmişsiniz ama ha. Vallahi bak, yürü, yürü Ayşe, yürü. Tutma beni. Tamam Ayşe. Tutma, tutma beni. Tamam Ayşe, tamam, tutmayayım. Gel buraya, yürü dedim sana. Maşallah Afet, senin de konaktan arkana bakmadan kaçasın var ha. Benim bu konakta canımı kurtarasın var. Ya senin ananın sağa solu belli olmuyor, biliyor musun? Böyle uykumuzda neyin palalara geliriz maazallah. Doğru diyorum, ben artık anama bile kefil olamam. Hey Allah. Hayırdır? Yolculuk nereye? Geleceğimizi kurmaya. Özgürlüğe. Adalete. Daha mutlu yarınlara. Sabıta müdürlüğüne. Yani yolculuk nereye? Ya Möhteber ananın evine. Bundan sonra orada kalacak. Öyle mi? Vallahi afet gitsin ciğerim de sen hiç boşuna yorma ayaklarını. Erkekler içeri almıyorlar. Hatta erkek gördün mü derleniyorlar. Hiç de bir şeycikler olmaz. Biz kararımızı aldık. Hem öyle apır sapır konuşup da benim kocuşumun aklını karıştırma. He? Biz artık para lady tarafından transfer olduk, pambık ladycik. Vay vay. Babamı sattınız demek ya.
Bak, ya niye herkes bize satış müdürü muamelesi uyguluyor anlamıyorum ki ya. Ya biz bir karar aldık. Bundan sonra yolumuz Pamuklaydın yolu. O kadar. Vallahi Gökhan Hanım, bu yolunuz yol değil. Heder ederler sizi o yolda. Lan benim evimde karımı alıp koydular. Size neler yaparlar Allah bilir. Vallahi bir şey diyeyim Baran'a. Burada kalıp da anamın palasına geleceğime her yere giderim ben. De haydi tutma bizi, biz gidiyoruz selametle. Hadi eyvallah Baran'a. Kapıcı aç kapıyı.